25. saati sunar. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. 25. saat programında birlikteyiz. Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 92. yıl dönümü. Hepinizin bayramını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin nice 192 yıllara bağımsız, üstelik tam bağımsız şekilde ulaşmasını diliyoruz. Bu akşam çok önemli bir konuğum var stüdyoda. Sizler Samsun'dan tanıyorsunuz. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili birin sıra adayı ve eski Samsun Garnizon Komutanı Sayın Naci Beştepe. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için ve bana bu olanağı sağladığınız için. Nasılsınız efendim? İyisiniz görmeyeli. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Samsun'u ve Samsunluları çok seviyorum. Samsun'la bağlarımızı koparamıyoruz. Çok güzel ilişkiler, dostluklar gelişti. Atatürk şehrine gelmekten her zaman gurur duyuyorum, zevk alıyorum ve bu vesileyle de bütün Samsunlulara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet, Sayın Komutanım, bugün Cumhuriyet Bayramımızda 92. yıl dönümü, böyle önemli bir günde yapıyoruz programımızı. İsterseniz önce bayram ve Cumhuriyet'le ilgili düşüncelerinizle başlayalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir açılış yaptınız. Tam bağımsız ülke olma yolunda, tam bağımsız cumhuriyet yolunda devam etmemiz temennisine ben de yürekten katılıyorum. Öncelikle bize cumhuriyeti kuran ve emanet eden, başta Ulu Önder Atatürk, onun silah arkadaşları, cumhuriyet mücadelesinde ve sonrasında cumhuriyet için savaşan, çalışan, şehit olan, gazi olan bütün atalarımızı, büyüklerimizi, cumhuriyet severleri tekrar şükranla alarak başlamak istiyorum. Cumhuriyet çocuğu olmaktan, cumhuriyet uğrunda mücadele etmekten onur ve kıvanç duyuyorum. Bize düşen görevde Atatürk'ün bize emanet ettiği, Türk gençliğine emanet ettiği cumhuriyete sahip çıkmak ve tam bağımsız bir cumhuriyet ülkesi olarak yolumuza devam etmek. Evet. Biz en son sizi buradan emekli ettik. Evet. Değil mi? Evet. Kaçtı yıl? Ben 2007 yılında son görev yerim ve emekli oluş yerim. Evet. Samsun Sahrası Yokul Eğitim Merkezi Komutanlığı. Evet. Orada biz dolayısıyla bizim hafızalarımızda eski komutanımızsınız. Emekli komutanımızsınız. Ama sonra bir baktık siyasettesiniz. Evet. Ve Vatan Partisi'ndesiniz. Evet. Yani oysa ki buradaki görevinin sırasında biz sizi pek siyasete de meyilli görmemiştik. Açıkçası. Neden siyaset, neden Vatan Partisi? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Doğru. Ben buradan emekli olmadan önce ve emekli olduktan sonra beraber görev yaptığım arkadaşlara, yakınlara hep şunu söylemiştim. Emekli olduktan sonra iki şey yapmayacağım. Bir, söylemek çok belki uygun tarzda söylemek gerekiyor. Ben devlet hizmeti yaptım 41 sene. Bundan sonra herhangi bir şahsa hizmet etmem. Yani bir kazanç için, gelir için bir şahsa hizmet edecek tarzda çalışmam. İki, siyasete girmeyeceğim. Neden? Ben bütün görev hayatım boyunca, silahlı kuvvetlerde çalıştığım süre boyunca hiçbir siyasete eğilim göstermeden sadece doğrular, ülkenin gerektirdiği doğrular veya bildiğim doğrular, silahlı kuvvetlerde edindiğim, öğrendiğim doğrular üzerinde çalıştım, gayret ettim. Bunun hiçbir siyasi partiye veya görüşe mal edilmesini arzu etmem. Onun için siyasete girmeyeceğim dedim. Ama ülkenin koşulları beni buraya zorladı. Neden zorladı? Ben emekli olduğum 2007'den sonra, özellikle 2007'den sonra ve 2008 yılında Türkiye'de olaylar çok süratli, çok farklı gelişmeye başladı. İşte bugün adı kondu, kumpas davalar denen olaylar ben emekli olduktan bir yıl sonra başladı. Burada çok yakından tanıdığım, değer verdiğim, beraber çalıştığım, mahiyetinde çalıştığım komutanlarım, arkadaşlarım, üniversite
mensupları, çok tanınmış değerli yazarlarımız, gazeteciler, basın mensupları arka arkaya tutuklandılar. İşte hiç aklımıza gelmeyen, aklımızın ucundan geçmeyen suçlamalarla mahkum edildiler. Uzun süre tutuklandılar, yargılanmaya başladılar. Ve ben de olaylar başlar başlamaz takip etmeye başladım. Çünkü dışında kalınacak, uzak kalınacak, bana ne denilecek gelişmeler değildi bunlar. Bu gelişmelerin içerisine girdikçe, onlar için mücadele ettikçe, onlarla, onların yakınlarıyla ve konuyla ilgilendikçe anladık ki Türkiye üzerinde oynanan bir oyundur bu. Bu oyunda Türk vatandaşlarına, Türk aydınına düşen görev mücadele etmektir, bu oyuna karşı gelmektir. Bu oyuna karşı gelmek de ancak bireysel olarak değil, örgüt içerisinde mümkündür. Bireysel olarak da evet herkesin yapabileceği bir şey vardır ama örgütsel çalışma zorunludur. Onu gördüm. Ha, neden Vatan Partisi, o zamanki adıyla İşçi Partisi? Bu mücadelenin içerisinde ben onları çok gördüm. Yani ön saflarda devamlı İşçi Partisi, İşçi Partililer, İşçi Partililerinin medya grupları, medya görevlileri, önündeki partililer veya gençler veya kadınlar ama hep ön safta işçi partileri gördüm. Ve çok iyi hatırlayacaksınız, parti genel başkanı Sayın Doğu Perinçek tutuklandığı gün televizyon kameralarına şunu bağlandı. Hedefte Türk ordusu var. Kendisi tutuklandığı gün beni tutukluyorlar aman demedi. Ama şunu söyledi, Türk milletini uyardı. Hedefte Türk ordusu var. Ve gerçekten öyleydi. Hedefte Türk ordusu vardı. Türkiye'nin dinamik güçleri vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin dinamik güçleri, dinamik kurumları vardı. Bunların başında tabii silahlı kuvvetler geliyordu. Bu samimi mücadeleyi, yürekten mücadeleyi, cesaretli mücadeleyi görünce ben de kendimin yerinin onların arasında olduğunu değerlendirdim ve 2012 yılında da resmen partiye katıldım. Hayırlı olsun, başarılar çok diliyoruz. Teşekkür ederim. Seçim geliyor, seçime gireceğiz ama konuşmanın sırasında Türkiye üzerinde de oynanan oyun var var dediniz. Oyunu oynayan kimler? Evet. Neden Türk ordusu? Neden dinamik güçler? Evet. Neden Türk ordusu? Bunu herkes açıkça ilan etti. Bu oyunu oynayanlar hiç gizli oynamıyorlar. Bunu çok açıkça ilan ediyorlar. Bunu bütün Türkiye biliyor artık. Özellikle 1 Mart tezkeresinde yani Amerika'nın Irak'a müdahalesiyle ilgili meclisten tezkere geçildiğinde ve onun meclisten hayır oyu çıktığında açıkça şunu demişlerdi. Orada Türk ordusunun oyunun etkili olduğunu veya özellikle meclise kamuoyunu etkilemeyerek burada çekimsiz veya sessiz kalarak tezkerenin geçmemesinde rol oynadığını düşündüler ve dediler ki artık bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hizaya getirmek lazım. Bu kim? Çok açık, belli. Amerika Birleşik Devletleri. Yani bugünün emperyalist gücü. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hizaya getirmek lazım. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları doğrultusunda, işte onların ifadesiyle Büyük Orta Doğu Projesi, genişletilmiş Orta Doğu Projesi kapsamındaki hedefe karşı koyacak Türkiye'de ve çevresindeki gelişmelerde etkili olacak güçler var. Bunların başında silahlı kuvvetler var. Onun için silahlı kuvvetleri hizaya getirmek gerekir kararını verdiler. Ve işte onun hemen akabinde de 4 Temmuz 2003'te çuval olayıyla da bunu fiilen başlattılar. Evet. Amerika diyorsunuz. Türkiye'de de elbette bu oyunu oynamak için Amerika'nın dışarıdan yapabilecek bir şey yok. İçeride maşalar lazım. Evet, evet. Yani bu maşaları nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Bu maşalar her devirde var. Bu maşalar Kurtuluş Savaşı döneminde de var. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Cumhuriyet'in kurulma aşamasında da var. Cumhuriyet kurulduktan sonra da var. Uygun birilerini buluyorlar. Kim oluyor bunlar? Rejime karşı olanlar. Kim oluyor bunlar? Kendi şahsi çıkarını her şeyden önce tutanlar. Rejime karşı olanlar kimlerdir? Geriye döndüğümüz zaman bakarız. Hemen görürüz. Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk Şeyh Said İsyanı 1925. Yani Cumhuriyet yeni kurulmuş. Şeyh Said İsyanı. Arkadan Dersim İsyanı. Bunları çıkaranlara bakın. Kimler var burada? Bir, dini görüşleri nedeniyle
bu rejime karşı olanlar, yani cumhuriyeti değil de hilafeti isteyenler, İslami bir yapı isteyenler, İslam'a yakın olanlar, dini yaşamı öne çıkararak şeriat kurallarına göre yaşamak isteyenler. Onları hemen bulurlar. Yani kim karşıysa rejime onu bulurlar. Eğer yoksa da yaratırlar, çıkarırlar insanların çıkarlarını kaşımak suretiyle bulurlar. İki tane çok önemli grup vardır Türkiye'de. Bir, rejim karşıtları. İfade ettiğim gibi özellikle hilafetin devam etmesini, şeriatın gelmesini, şeriat rejiminin yürütülmesini, şeriatla ülkenin idare edilmesini isteyenler. İki, ülkeyi bölmek isteyenler. Onlar da çok iyi maşadır. Bunları her devirde zaten kullanmışlardır. Cumhuriyet öncesinde de ta 1800'lü yıllardan beri o yaraları kaşırlar. 1800'lere kadar gider isyanlar, doğudaki isyanlar. Bizim güneyimizde diğer ülkelerde de vardır. İran, Irak'ta da vardır bunların devamı. Bir de onları bulurlar. Ülkeyi bölmek için onlara derler ki size devlet kurduracağız, sizi şöyle yapacağız, özgürlük getireceğiz, böyle getireceğiz. O maşaları kullanırlar. Bu işte iki maşanın, gerici rejim karşıtı maşanın ve bölücülerin, bunlar sadece PKK veya ayrılıkçı Kürtler değil, aynı zamanda Ermeni devleti kurma amacıyla kullanan Ermeni azınlıklar, Ermeni kökenliler, işte diaspora, Ermeni diasporası, bunlar uygun maşalardır. Her zaman kullanılmaya elverişlidir. Amerika Birleşik Devletleri, onun öncesinde İngiltere, zaman zaman Fransa, Almanya, ondan sonra son dönemde özellikle Amerika, bunları bulur, kullanır, ağızlarına bir parmak bal çalar, bir hedef gösterir, onlara güzel bir gelecek gösterir. Ondan sonra kendi işine gelmediği zaman veya kendi işi kendisine göre bittiği zaman da çekiliverir, onları ortada bıraktır. Tarih boyunca böyle oldu, yine böyle olacak. Evet, kumpas davasına baktığımızda da bugün paralel denilen, evet, iktidar tarafından paralel yapı olarak adlandırılan, sizlerin de cemaat dediği, Fethullah Gülen cemaati, evet, dediği bir yapıdan bahsedilir. Bu olaylarda bu cemaat ve iktidar, AK Parti iktidarı, bunların neresindedir? Şimdi arz ettiğim cemaat zaten rejime karşı olan yapıdır. Cemaatler, tarikatlar, Cumhuriyet'in kuruluş aşamasından itibaren hep karşı olmuşlardır. O günden beri karşı devrim çalışmaları başlamıştır. Bunlar çoğunlukla yer altında, bazen yer üstünde etkinliklerine devam ederler, faaliyetlerine. Ne zaman yer üstüne daha çok çıkarlar, daha çok kendilerini gösterirler? Kendilerinde güç hissettiği zaman. O gücü bunlara kim verir? İktidarlar verir, otorite verir. Siyasi otoriteden güç aldıkça ortaya çıkarlar. Siyasi otorite üzerlerine geldikçe veya bunlara imkan vermediği zaman da yer altına girerler. Siyasi alanda ne zamandan beri güçleniyorlar? İşte Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Milli Selamet Partisi'nin iktidar ortağı olmasıyla birlikte bunlar rahat rahat konuşmaya başlamışlardır. Yani Erbakan'ın ifade ettiği kanlı mı olacak, kansız mı olacak, işte kadayıfın altı ne zaman kızaracak gibi ifadeler, bu kendilerini güçlü hissetmeleri ve zamanının kendilerine göre yaklaştığını düşündükleri zamandır. AKP iktidarının da benzer tarzda bu gruplara, bu cemaatlere, tarikatlara daha çok sempatik davranması, onlara yol açması, onlarla hatta zaman zaman birlikte olması onların bu cesaretini arttırmıştır ve daha çok karşıt, Cumhuriyet karşıtı eylemlere, söylemlere ve artık ülkenin, Cumhuriyet yönetiminin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belirli organlarını ele geçirmeye doğru süratle ilerlemişlerdir. Burada faktör, ülkeyi yönetenlerin veya siyasi otoritenin onlara verdiği tavizler, sağladığı olanaklardır. Evet, hatta referandum 12 Eylül 2010 referandumunu hatırlıyorum. Bu referandum öncesinde bizler köşe yazısı yazarken ben özellikle şuna vurgu yaptım. Yani bunun da hukuku bir gruba terk ediyorsunuz. Dolayısıyla bunun sıkıntılarını ileride göreceksiniz dedim.
Tabii referandum geçti. Onun arkasından da 17-25 Aralık olayları patladı ve iktidar kendi içerisindeki paralel yapı olarak adlandığı bir grup cemaati tasfiye etti ve tasfiye içinde hala birçok çalışma yapıyor. Oysa ki hafızalarda olan bir şey daha vardı. AK Parti iktidarının ilk yıllarında Milli Güvenlik Kurulu raporlarında da bu cemaat her şeye rağmen bir tehdit olarak o raporlara girmişti. Yani bu çelişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Nasıl bakmamız gerekiyor buna? Evet. Bu yaman çelişkiye düşen iktidar bugün bununla uğraşır duruma geldi. Onlar o cemaati, grupları kullanmak suretiyle kendi iradelerini, otoritelerini, geleceklerini daha çok garantiye aldıklarını düşündüler. Yani onlar vasıtasıyla güçlenerek, belirli kurumlarda iyice yapılanarak, kendi ifadeleriyle kılcal damarlara kadar girerek devletin bütün kademelerini kontrol altına alacak ve böylelikle geleceklerini garanti alacak, kontrol edeceklerini düşündüler. Ama burada işte çıkarlar, geleceğe yönelik çıkarlar, koltuk çıkarları, makam, maddi çıkarlar, parasal güçler iyice kullanılmaya başlayınca bölüşme problemi, paylaşma problemi, kimin nerede olacağı, kimin ne kadar otorite olacağı, kimin kime hükmedeceği aşamasına doğru gelince işte o zaman çatışma, sürtüşme ve ayrışma başladı. Yani buradaki paralel yapı, birliktelik ve birlikte olmayış tamamen çıkarların çatışması bir yerde, çıkarların çatışması aşamasına gelmesinin neticesi. Yoksa çok açıkta ifade edildi, ne istediğiniz de vermedik bile dendi. Böyle çıkarlar çatışmaya başladığı zaman ne istediğiniz de vermedik. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümeti belirli bir gruba, hükümetin içerisinde yasal olmayan tarzda veya ülkenin kurumlarında yasal olmayan tarzda hükümran olması, oralarda etkili olması için olanak sağladığında böylece resmi ağızlardan açıklamış oldu. Evet. İsterseniz o konudan biraz da diğer terör olaylarına geçelim. Nihayetinde AK Parti iktidarı 2002 yılında ülkeyi teslim aldığında neredeyse minimize edilmiş bir terör. Yuvalarına girilmiş, kampları basılmış, Kuzey Irak'a onlarca operasyon düzenlenmiş ve belli bir seviyeye indirilmiş bir terör teslim aldılar. Sonra ardından bir süreç başladı. Bir hayli de uzun sürdü bu süreç. Ve 7 Haziran sonrasında da yeniden bombalar patladı. Süreç sahiplerinin ifadesiyle buzdolabına kaldırıldı. Ve terörle müzakere edilmeyip mücadele edilmesi gerektiği yeniden ifade edilir hale geldi. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? 7 Haziran'dan sonra yaşananları nasıl görüyorsunuz efendim? Evet, 7 Haziran'a gelişin sebebi sizin de ifade ettiğiniz gibi 2002'den sonra ortaya konan çözüm, açılım, işte kardeşlik, bazen Kürt sorunu, bazen terör sorunu bile ifade edilmedi adlarıyla terör örgütüyle başlangıçta dolaylı gösterilen, daha sonra da doğrudan doğruya yapılan görüşmelerin neticesidir. 2000'de dibe vuran, liderini kaybeden, lideri hapsedilen ve şaşkın bir vaziyete gelen, silahlı eylemleri hemen hemen sıfırlanmış terör örgütü, bu açılım çözüm görüşmelerinin başlamasıyla kendisinin Türkiye'de başka bir güç olduğunu, hala etkili olduğunu, hala etkili olabileceğini anlayarak yeniden harekete geçti. Karşısında müzakere eden, pazarlık eden birini bulunca pazarlık etmek için bir güç olarak şimdi de ifade ettikleri gibi bir yere dayanmak gerekiyor. Pazarlık ederken elinizde bir güç olması lazım. Sizi pazarlık masasında
kuvvetli yapacak bir şeyler lazım. Terör örgütünün elindeki güç teröristtir, silahlı teröristtir. Terör örgütü de o halde bunları devamlı kullanacağını veya kullanarak neticelerini ortaya koyarak devletle pazarlığa geldi. Ve anladılar ki terör örgütü var oldukça, silahlı tehdit var oldukça pazarlıkta, masada güçlü olacaklardır. Onun için terör örgütünü tekrar canlandırmaya, tekrar güçlendirmeye, tekrar silahlanmaya, tekrar eylemlere, bölgedeki kontrolü onlar vasıtasıyla yapmaya ve onları güçlü göstermeye çabaladılar. Bununla da ilgili zaten senelerin tecrübesi var, deneyim var, bağlantıları var, iç ve dış bağlantıları var. Silahlanarak, bölgede yeniden yapılar oluşturarak, dağdaki teröristi şehirlere indirip, şehirlerde güçlenerek, oralarda hazırlık yaparak bu hale getirdiler ve terörü tekrar canlandırdılar. Ha, neden 2005'ten sonra özellikle, 2005'ten sonra zayıflayan terör, çok az eylem yapan terör, 2007'den sonra birdenbire patladı. Şunu gördüler, her seçim döneminde siyasi iktidar bu terör örgütüne diyordu ki veya pazarlık masasındaki karşıtlarına, şu seçim aşaması geçsin, ondan sonra size şunu 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 vereceğiz. Bazı tavizler anlaşmalarla. Bunlar tabii açık olarak konuşulmuyor. Kapalı kapılar arkasında, gizli oturumlarda konuşuluyor. Ancak sızdığı kadarıyla öğreniyoruz. Her seçimde bunu kullana kullana artık terör örgütünü de bıktırdılar. Dediler ki siz bizi oyalıyorsunuz. O seçimden önce de böyle oldu. Bir önceki seçimden önce de böyle oldu. O zaman 2007 seçimlerinden sonra derhal bize verdiğiniz sözleri yerine getirmeye başlamazsanız, o biz bunları görmezsek biz tekrar silahlı gücümüzü ortaya koyacağız dediler. Bu 2007'den sonra, 7 Haziran seçimlerinden sonra tekrar birdenbire terörün parlamasının, patlamasının sebebi budur. Tabii ortam da buna göre hazırlanmış idi. Nasıl hazırlandı? Çözüm adı altında Türkiye'nin yasal silahlı gücü, güvenlik güçleri geriye çekildi. Asker kışlasına çekildi, polis karakoluna çekildi. Meydan teröriste kaldı. Terörist ne yaptı? Demin ifade ettiğim gibi dağda zaten var. Olmadığı yerine yerleşim birimlerine gücünü kaydırdı. Orada hazırlıklar yaptı. İşte patlayan bombalar, çukurların içerisinden çıkan bombalar, yollarda patlayan bombalar. Bunlar işte o 10 yıllık süreç içerisinde terör örgütünün yaptığı hazırlıklardı. Onlar her olasılığa karşı tekrar güçlü olmak gerektiğini, tekrar tehdit unsuru olarak var olmak gerektiğini biliyorlardı. Her hazırlık dönemi, çözüm dönemi denen o silahlı kuvvetlerin, güvenlik güçlerinin müdahale etmediği dönem terör örgütünün hazırlık dönemi olmuştur. Burada da hazırlandılar ve ifade ettiğim gibi artık bir an önce verdiğiniz tavizleri, Dolmabahçe'de, Oslo'da, şurada, burada, toplantılarda bize verdiğiniz sözleri yerine getirin baskısıdır 7 Haziran'dan sonraki parlamalar. Buraya gelmeden önce komutanım, kumpas operasyonlarından bahsettik. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, komuta kademesinin hükümete karşı da bir nevi danışmanlık görevleri vardır. Özellikle ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda, çünkü sorumluluk sahibidir. Şimdi ülkenin güvenliği öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ukdesindedir. Tabii bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu kumpas davalarıyla tasfiyelerin yapılması, böyle yetişmiş subayların aniden ordu dışında kalması, cezaevlerinde bulunması, tüm bunlar da hükümetin yanlış yönlendirilmesinde etki olabilir mi? Yoksa senaryoyu yazanlar ta en baştan bunu da mı öngördüler? Evet, bu ifade ettiğiniz son cümleden ben de gireyim. Doğrudur. Senaryoyu yazanlar bunu öngördüler. Eğer silahlı kuvvetler baskı altına alınmazsa, yetkisi azaltılmazsa, gerek kamuoyunda gerek hükümet nezdinde bunların sözleri itibar edilir, güvenilir halden çıkarılır ise,
O zaman biz Türkiye'de istediğimizi yaparız. Biz Türkiye'de o zaman Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan güçleri, maşalarımızı rahatlıkla kullanırız. Hedeflerimizi yerine getiririz. Kumpas davalar tamamen emperyalist dış güdümlüdür. Ve burada maşalarla birlikte maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten hükümetler de kullanılmıştır. Onlar da kullanıldıklarını bugün anladılar. Bugün bazı şeylerde artık geriye doğru, düzelmeye doğru adımlar atılmaya başlamıştır. Ama maalesef 10 yılda çok şey kaybedilmiştir. Kumpas davalarının amacının bu olduğu çok açıktır. Çünkü kumpas davalarda mesela Ergenekon davasında, Balyoz davasında o cemaatin mahkemelerin, cemaatin savcılarının, yargıçlarının kullandığı, tanık olarak kullandığı iddianameleri hazırlarken, kovuşturma aşamasında, ifadelerin verilmesi aşamasında, sorgulamada kullandığı insanlara bakın. Hep Cumhuriyet'in karşısında, hatta silahlı kuvvetlerle mücadeleye girmiş, çatışmış insanlar karşımıza veya silahlı kuvvetlerin karşısına tanık olarak çıktılar. Ama gizli tanık, ama açık tanık olarak. PKK'nın iki numaralı adamı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanına karşı, genelkurmay başkanına karşı gizli tanık olarak kullanıldı. Bundan daha iyi bir kumpas olabilir mi? Silahlı kuvvetlere karşı bundan daha fazla ne yapabilirsiniz? Bundan daha fazla ne kötülük yapabilirsiniz? Yani silahlı kuvvetleri aldınız, PKK'nın önüne yem olarak koydunuz. Mahkemenizle, yargınızla. Nereden? Adalet beklediğiniz yargınızla. O genelkurmay başkanı ne demişti? Biz adalete güveniyoruz. Adalet mutlaka gerçekleşecektir demişti. Onu PKK'nın önüne attınız. Ne dediniz? Türk Silahlı Kuvvetleri camileri bombalayacaklardı. Türk Silahlı Kuvvetleri işte ziyaret edilen çocuklar müzeleri ziyaret ederken o müzeleri havaya uçuracaklardı. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi uçaklarını düşüreceklerdi. Niyeymiş? Sırf hükümeti düşürmek için. Hükümeti düşürmek için ben niye uçağımı düşüreyim? Niye çocuklarımı havaya uçurayım? Eğer bu silahlı kuvvetler darbecidir, geleneğinde darbe vardır. Bu darbeleri yapmak için silahlı kuvvetler güç elinde böyle gerekçeler araması mı lazım? 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'lerde böyle gerekçeler mi ortaya kondu da darbe yapıldı? Hayır, böyle konmadı. Kaldı ki bunu silahlı kuvvetler mensupları defalarca açıkladılar. Darbe, silahlı kuvvetlerin darbesi çağ dışıdır. Türk ordusu artık eski Türk ordusu değildir. Bunda bu devirler kapanmıştır diye ilk ağızdan, en yetkili ağızlardan defalarca söylendi. O halde ya silahlı kuvvetlerin darbe yapması falan bahaneydi. Silahlı kuvvetlerde ne darbe amacı, ne girişimi, ne düşüncesi vardı. Ama bu silahlı kuvvetleri halkın gözünden düşürmek, etkili olamaz hale getirmek gerekiyordu. Bunu yaptılar. O yapılınca arkasından diğer senaryolarda rahatlıkla evet, diğer gelebildi. Diğer senaryolarda çok açık oynanmaya başladı. Evet. Tabii yani şu an ülkemizde siyasete gireceğiz ama ben ikinci bölümde konuşalım diyorum siyaseti. Önce ülkemizin sorunlarıyla bir konuşalım ki komutanım. Ben hala ağız alışkanlığı komutanım diyorum Sayın Bey. Teşekkür ederim sağ olun. Yani, hiç fark etmez benim için. Çünkü Vatan Partisi Genel Başkanlığı'ndan önce bizim komutanımızdınız. Samsun'un komutanıydınız. Paşasıydınız. Nezaketiniz çok paşasıydınız. Tabii bizde de ağız alışkanlığı var. Tabii sadece PKK değil. Şimdi hemen yanımızda bir terör yuvası haline gelen Suriye var. Bu Suriye'de IŞİD var. PYD var, PKK'nın farklı uzantısı ve bunların karşısında da duruşu yıla göre değişen bir iç yönetimimiz var bizim. Tüm bu konjektürde Suriye'ye nasıl bakmamız gerekiyor, Suriye'yi nasıl görmemiz gerekiyor? Buna karşı dün mü doğruyu yapıyorduk Türkiye olarak, bugün mü doğruları yapıyoruz? Siz nasıl bakıyorsunuz? Evet. Dün doğruyu yapmıyorduk. Bugün de daha hala tam doğruyu yapmıyoruz ama doğruya doğru bir adım atılma, başlama görüntüsü var. Şimdi hiç kimse evinde komşusuyla iyi geçinmeden huzur içerisinde yaşayamaz. Yani apartmanda oturduğunuz veya sokakta oturduğunuz insanla kavgalıysanız, birbirinizin duvarını yumrukluyorsanız, bahçeye rahat çıkıp birbirinizle yüz yüze bakamıyorsanız, çocuklarınız birbiriyle arkadaşlık yapamıyorsa o evde huzur olması mümkün değil. O komşulardan biri
orayı terk etmek zorunda kalır en sonunda. Ya barışır, doğru yolu bulurlar ya da birbirini terk ederler. Ülkeler de böyledir. Ülkeler de aynen böyledir. Hani bizim çok güzel atasözümüz vardır. Ev alma, komşu al diye. Bu ülkeler arası, uluslararası ilişkilerde de geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin huzur ve güven içerisinde yaşaması için dört tarafındaki komşularla ilişkilerini doğru tutması, düzgün tutması lazım. Birbirinin iç işlerine saygılı ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde ve karşılıklı çıkar ilişkileri içerisinde iyi ilişkiler geliştirmesi lazım. Hiç kimseye rağm olmak, onun isteklerini tamamen yapmak anlamında değil. Karşılıklıdır. Sizin de karşı ülkeden alacağınız vardır, onun da sizden alacağı, dolayısıyla sizin de vereceğiniz vardır. Eğer ilişkileri bu çerçevede tutamazsanız, huzur içerisinde yaşayamazsınız. Türkiye bu konuda Irak ve komşularından Suriye'ye karşı yanlış yapmıştır. Nerede yanlış yapmıştır? İşte dönemimizin emperyalisti Amerika Birleşik Devletleri açık olarak dünyaya ilan etmiştir. Biz Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz. Bunun adı ne? İşte özgürlük, insan hakları, barış, demokrasi falan diye. Biz 22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz diye ilan ettiler. 22 ülkenin isimlerini vermediler ama çok açıkça biliyoruz ki bu ülkelerin içinde Türkiye de var. Ama Türkiye'den başlamadılar. Nereden başlamak lazım? Önce zayıf karından başlamak lazım. Bir savaşı kazanmak için önce zayıf halkayı vurursunuz, vurursunuz zayıfları. En sonunda güçlü halkayı sona bırakırsınız, ona gidersiniz. Türkiye, İran'a doğrudan doğruya gelinmedi. Çünkü Türkiye ve İran bu bölgenin güçlü ve bölgede etkili ülkeleri. Onlar olmadan, onlara dayanmadan civarda, komşu ülkelerde bir şey yapamazsınız. Türkiye bu gücünü değerlendirmedi maalesef. Tabii bu iktidardan önceki iktidarlar döneminde başlayan Irak olayında büyük yanlış yaptı. Irak'ın bütünlüğü, güvenliği, Türkiye'nin bütünlüğü, güvenliği için çok önemliydi. Bugün bölünmüş, hala bir araya gelememiş, 1,5-2 milyonun insanını kaybetmiş, bir sürü insanı da yurdunu terk etmiş bir Irak, Türkiye için her an bir risktir. Nasıl faydalandı bundan Türkiye aleyhine çalışanlar? Irak'ta terör örgütüne yuvalandırma imkanı verdiler. Artık orası giriş kapısı, giriş çıkış kapısı oldu. İstediği gibi girer çıkar hale geldi. Türkiye'nin aleyhine gelişti durum. Aynı oyun, bunu görmemize rağmen, PKK'nın orada nasıl palazlandığı ve Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğini görmemize rağmen, oyun aradan 15-20 yıl geçti. Bu sefer Suriye'de oynanıyor. Yine bu sefer Suriye'ye, komşumuza karşı biz o emperyalist amaçlara hizmet eder duruma girdik. Suriye ile ilişkilerimiz, bölücü terör örgütü başı Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinden sonra cumhurbaşkanları, başbakanlar düzeyinde geliştiği, artık kardeşlik, ortak toplantılar aşamasına gelmiş iken birdenbire Amerika Birleşik Devletleri'nin ittirmesiyle, zorlamasıyla Suriye'yi düşman ilan ettik. O güne kadar kardeşi olan Esad birdenbire zalim oldu. Halbuki Esad o gün zalim değildi. Eğer Esad zalimse zaten ta senelerden beri zalimdi. Ama başka birisi istediği için, bizi ittirdiği için onu zalim ilan ettik ve hiç olmaması gereken uluslararası ilişkilerde, hiç olmaması gereken bir şey, bir ülkenin iç yönetimine, iktidarına, halkın kendi takdirine karışır, müdahale eder duruma geldik. Hangi ülke kabul eder bizim ülkemizde, bir ülkede kendi yönetimini kendinin değil de başkalarının tayin etmesini? Suriye halkı, Suriye yönetimi doğal olarak Türkiye'nin bu müdahalesini kabul edemezdi. Biz ne yaptık? Suriye'deki muhalifleri destekledik, muhalifleri tarafını tuttuk, iktidara karşı geldik. Onlara muhalif olan grupları destekledik Amerika ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte. Onlara silah verdik. Ilımlı muhalif dediğimiz insanlara silah vererek silahlı muhalefet haline gelmesine yardımcı olduk. Zaten yüzlerce parçalanmış örgütler var, terör örgütleri var orada. Bunların güçlenerek merkezi otoriteyi yıkmasına ve kargaşa yaratmasına sebep olduk. Ne oldu netice? İşte en çok zararı gene biz gördük. 2,5 milyon insan var yurdumuzda. 2,5 milyon insan Türkiye'de. Bunların barınması, giyinmesi, güvenliği, kendi vatandaşlarımıza karşı oluşturduğu tehditle karşı karşıyayız.
Dünya, Avrupa ülkeleri hala kabul etmiyor. Kimisi duvar örüyor, kimisi geri iade anlaşmaları yapıyor ve onun zararını biz görüyoruz. Şimdi bir taraftan da PYD Suriye'nin kuzeyinde ifade ettiğiniz PKK'nın devamı. Orada Suriye'nin kuzeyinden bir koridor oluşturarak Akdeniz'e açılma ve dolayısıyla ileride hayal edilen Büyük Kürdistan'ın Akdeniz bağlantısını sağlama çalışmaları devam ediyor. Biz onlara da destek olduk. Halbuki bizim komşularımız eğer ülke bütünlüğünü devam ettirirse, güvenliğini devam ettirirse, ülke parçalanmazsa orada bu terör grupları da yer alamayacağı için ülkede herhangi bir işte kanton, özerklik benzeri bölgelere sahiplenemeyeceği için o ülkeler bizim için güvenli olmaya devam ederdi. Bugün orada da bir güvensizlik ortamı devam ediyor ve tamamen Türkiye'nin zararına. Evet, bir de IŞİD. IŞİD. Evet. Ha, IŞİD, IŞİD de öyle. Efendim IŞİD, işte El-Kaide'nin devamı tarzında, bölgemizdeki El-Kaide'nin devamı tarzında bir örgüt. Buna biz senelerce Türkiye'yi yönetenler terör örgütü diyemedi, demedi. Neden? Suriye'yi, Suriye hükümetini yıkacak bir güç olarak gördükleri için onu siyasi olarak desteklediler. O ne hale geldi? Sonra Türkiye'ye de döndü, zarar verdi. İşte hiçbir terör örgütü, hiçbir ülke için başka ülkelerde kullanılmak üzere güvence veya kullanılan bir araç olarak devamlı, sürekli olamaz. Bunu gösterirler. O silah çünkü zamanla destekleyenlere mutlaka döner, dönmüştür. Bize de döndü. İşte Ankara'nın göbeğinde 101 tane, 102 tane insanımızın canına kıydı. Bu merak gibi atınca gezer dolaşır, yine evet, sizi evet. Bulur o terör. Evet. Bugün izlenen politikalarda dediniz, yani doğruya yaklaşıldı, tam doğru değil. Ama baktığınız zaman 7 Haziran'dan sonra işte Suruç'taki patlama IŞİD tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen Suruç'taki patlama, onun hemen ardından İncelik Üssü'ne verilen bir operasyon izni var. Tüm bu bağlantılara baktığımız zaman, işte biraz önce de siz söylediniz, işte 22 ülkenin arasında Türkiye'de var dediniz. Yani tüm bu operasyonları yapan Amerika, ama bizim hala müttefikimiz dediğimiz Amerika. Galiba bir de bu operasyonların, kumpas operasyonlarının başıyla ilgili söylenen bir şey vardı. Türkiye artık Amerika'yı özellikle uçak sanayi ve savunma sanayi ile ilgili müttefik ülke tanımlamasından çıkarıp kendi yazılımlarını yapmaya başlaması ve özellikle Şengay Beşlisi'ne karşı askeri işbirliği görüşmelerine sıcak bakması da ifade edilmişti. Yani bu Amerika bizim dostumuz mu, müttefikimiz mi? Yoksa bizim yaşadığımız tüm sorunların elebaşı mı? Evet. Şimdi uluslararası alanda bir ifade vardır. Ülkelerin dostu olmaz, ülkelerin çıkarları olur, karşılıklı çıkarlar olur. Hiçbir ülke Türkiye'nin doğrudan doğruya dostu değildir. Amerika'da başta. Müttefik nasıl müttefiktir? Belirli paklarda, işte NATO'da, Birleşmiş Milletler'de bizim müttefikimizdir. Kağıt üzerinde müttefikimizdir. Belirli anlaşmalar çerçevesinde. Ama ulusal çıkarlara geldiği zaman Amerika bizim hiçbir zaman dostumuz olmadığını her devirde göstermiştir. Halen de öyledir. 22 ülkenin sınırlarını değiştirecek bir ülke bizim müttefikimiz olamaz. Ki onun içerisinde biz de varız. Evet, doğruya gelindi ifadesini tam kullanmadım. Eğer öyle anlaşıldıysa tekrar düzelteyim. Doğruya doğru bazı adımlar atıldı. Evet. Nedir bu? İşte Suriye'nin iç işlerine karışma, iktidarını değiştirme, Esad'ı yıkma, Esad rejimini yıkma anlayışından Esad'la geçiş olabilir ifadesine dönüldü. Bu bir başlangıçtır, iyi bir başlangıçtır. Tabii belki siyasiler birdenbire biz bunu vazgeçtik, bıraktık, aman Esad'la devam edelim diyemezlerdi. Ama bu bir adımdır.
arkasından onun geleceğini de tahmin ediyorum. Arkasından Suriye merkezi yönetimi, rejimi güçlensin, merkezi yönetim güçlensin. Biz Suriye ile tekrar ilişkilerimizi, dostane ilişkilerimizi geliştirelim. Sınırlarımızı karşılıklı sağlam tutalım. Ne bizden oraya ne oradan bize terör gelmesin. Karşılıklı olarak teröre karşı birlikte mücadele edelim anlayışı var. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne, üslerimizin kullanılmasına. Siz programı açarken dediniz ki bağımsız Türkiye, bağımsız Cumhuriyet ilelebet yaşasın yüzlerce, binlerce yıl dediniz. Evet, bugün Türkiye bağımsız değil. Bugün Türkiye maalesef bağımlı. İşte bağımlılıktan Türkiye'nin kopması için çalışanlara kumpaslar yapılıyor. Bağımlılıktan kopması için uğraşanlar cezaevlerine konuluyor. Onlar etkisizleştirilmeye çalışıyor. Gayet güzel söylediniz. Savunma sanayi müthiş yol aldı Türkiye'de. Biz artık kendi helikopterlerimizin, uçaklarımızın yazılımını yapalım. Bize daha önce verilmiş Amerikan uçaklarındaki yazılımları değiştirelim dediğimiz için, biz kendi roketimizi, füzemizi yapalım, kendi uçağımızı yapalım dediğimiz için bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Şimdi bir taraftan bu bölme parçalama amaçlarını biliyoruz, bu kumpasları biliyoruz, onları yöneteni biliyoruz. İşte paralelcilerin, paralel denenlerin başı orada, Pensilvanya'da ağırlanıyor yeşil kartlı misafir olarak ve onun işte müritleri, polisler, gazeteciler, şunlar bunlar gidiyorlar, orada eğitiliyorlar, geliyorlar. Bütün ihbarlar, ikazlar oralardan geliyor, buraya talimatlar geliyor. Biz bu Amerika'ya İncirlik üssü yetmiyormuş gibi Diyarbakır üssünü de açtık. Burada çok önemli bir tezat da var. Bir taraftan Suriye politikasında artık Suriye'ye karşı belki ifade tam yerini bulmayacak ama ona benziyor. Düşmanca eylemlerden veya iç işlerine karışmaktan bir taraftan vazgeçerken bir taraftan da hala ikilem içerisindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'ne hayır, sen benim komşuma, benim topraklarımdan müdahale edemezsin. Ben buna izin vermiyorum diyecek bağımsız siyasi otoritemiz maalesef yok. O otoriteye kavuştuğumuz gün, onu söylediğimiz gün Türkiye olarak biz bağımsızız diyebiliriz. Ama şu şartlarda, şu koşullarda, bugünlerde maalesef Türkiye bağımsızdır. Kendi kararını kendi alır, kendi yönünü kendi çizer demek olanağımız yok. Bu da işte izlenen politikalarda görünüyor ve Türk vatandaşı olarak bizi en çok yaralayan, üzen durumlardan birisi. Evet. Yani bizim evimiz camdan iken komşunun evine taş atma gafleti de düşüyoruz. Evet. Biz hep Türkiye'nin iç işlerine, Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına karşı diğer ülkeler, komşular, Avrupa, diğer ülkeler destek vermesin diye feryat ederken bizlerin hemen yanımızdaki komşumuzda bir şeyler yapmaya çalışması kendi kendimizde bir tezat oluşturuyor. Büyük tezat, evet. Arkadaşlar kaç dakikamız var? Reklama gideceğiz. Evet, bir reklama gidelim. Bir reklama gidelim komutanım. Ondan sonra siyaset ve Vatan Partisi'nin Avrupa'da Türkiye için çok önemli olan bir tarih yazması var. Ermeni meselesi. Buna değineceğiz, siyasete değineceğiz. Kısa bir ara. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Bor Konut'un sunduğu 25. saat devam edecek.